Basında yapılan algı operasyonlarında özellikle toplumun sinir uçlarına dokunulacak konular seçilir. Bu konuların başında kadına cinsel saldırı, çocuklara taciz, kadına şiddet gibi konular yer alır. Bu bir psikolojik harp yöntemidir. İtibarsızlaştırılmak istenen kişiye bu tür iftiralar atılır. İtibarsızlaştırıldığında da suçlu, kolaylıkla suçlu ilan edilir kişi. Alimlere, peygamberlere ve velilere hep bu tür iftiralar atılmıştır. Hazreti Yusuf'a, Hazreti Yahya'ya, Bediüzzaman'a, Hazreti Meryem'e, Hazreti Ayşe annemize hep böyle cinsel içerikli iftiralarla toplum nezdinde itibarsızlaştırma yönünde iftiralar, iddialar ortaya atılmıştır. Yakın zamanda FETÖ'cülerin yaptığı kumpaslarda attıkları iftiralar hep bu tarzda iftiralardır. 1999 yılında da bize yapılan operasyonda da hep yine cinsel içerikli ağırlıklı iftiralar atılmıştır. Böylelikle kolaylıkla bizleri suçlu ilan etme yoluna gitmişlerdir. Bugün de aynı şekilde Sayın Adnan Oktar'a ve arkadaşlarımıza bu iftiralar atılmıştır. Sayın Adnan Oktar bir kere her şeyden önce kadına olan sevgiyi, merhameti sürekli gündemde tutmuştur. Anlatımlarıyla, hareketleriyle, eserleriyle bunu göstermiştir. Bu yönde dini referans göstererek hurafe olarak kadına şiddet gösterilmeli, kadın dövülmeli diyenlere karşı en net tepkiyi gene Sayın Adnan Oktar vermiştir ve bunu Kur'an'dan açıklamıştır.